Merhaba Gücü Fitness severler, ben Esra Altınöz. Ben Nalya Sokoğlu. Bugün sizlerle dumbbell ile sıkılaşma antrenmanı yapacağız. Dumbbell ile sıkılaşma antrenmanı yaparken bilmeniz gereken temel bilgileri vereceğiz. Ardından da bu egzersizleri nasıl uygulayabileceğinizle ilgili formları ile ilgili bilgi vereceğiz. Evet, dumbbell ile sıkılaşma antrenmanına başlamadan önce genel antrenman prensipleri ile ilgili size bilgi vermek istiyorum. Eğer yapmış olduğunuz antrenmanlarda maksimum verim almak istiyorsanız progressive overload yapmak zorundasınız. Peki progressive overload nedir? Progressive overload arkadaşlar artan yük hacmi. Yani siz antrenman yaparken bir ağırlık kaldırıyorsunuz değil mi? Bir ağırlığın altında kalıyorsunuz, bir zorlanma yaşıyorsunuz. Bir sonraki antrenmana geçtiğinizde zorluk seviyesini artırmadığınız zaman vücudunuz buna gerekli tepkiyi vermiyor ve kas gelişimi gerçekleşmiyor. Yani rutin hayatınızda mesela kalem tutuyorsunuz sürekli ya da kalemi biceps çalışır gibi yukarı aşağı kaldırırsanız sabahtan akşama kadar çalışabilirsiniz. Hiç yorulmazsınız. Ama bunun yerine 10 kiloluk bir dumbbell alsanız kaldırırken zorlanırsınız değil mi? Burada asıl çalışması gereken kaslar çalışıyor. Ama siz 10 kilo ile bugün çalıştınız diyelim. Birkaç gün sonra tekrardan aynı antrenmanı yapacağınız zaman yine 10 kilo ile çalışırsanız bu sefer kaslarınız zaten o ağırlıkla tanıştı 10 kilo ile. Dinlendi, kendisini yeniledi, güçlendi. Yani ona tepki vermeyecek. 10 kilo ile eğer 3 set yaptıysanız biceps curl hareketini atıyorum şu anda. Eğer 3 set yaptıysanız bir sonraki antrenmanda 4 set yapabilirsiniz. 10 tekrar yaptıysanız 12 tekrar yapabilirsiniz. Ya da bunun yerine daha güzel bir şey yapıp ağırlıklarınızı artırabilirsiniz. 10 kilo yerine 10,5 kilo, 11 kilo yapabilirsiniz. Peki neden ağırlık artırmalıyız? Şimdi arkadaşlar zaten siz orada antrenmanı yaparken yani 10 kiloluk dumbbell'da 3 set ya da 4 set 10 tekrar yaptığınızda maksimum zorlanmayı zaten yaşıyorsunuz. O kadar gerekli, ihtiyacı olan maksimum zorlanmayı veriyorsunuz. Yani bu demek oluyor ki aynı kiloyla çok fazla tekrar yapmak zorunda değilsiniz. Bunun yerine ağırlıklarınızı artırırsınız ve antrenmanlarınızdaki aldığınız verimi maksimuma çıkarırsınız. Peki ağırlık seçimleriniz nasıl olmalı? Ondan bahsedelim. Hayatınızda hiç spor yapmadıysanız ve eğer ilk kez yapıyorsanız önce kendi vücut ağırlığınızla başlayacaksınız. Kendi vücut ağırlığınızla başladıktan sonra başlayabileceğiniz en düşük ağırlıkla başlayacaksınız. Gerekiyorsa 1 kilo ile başlayacaksınız arkadaşlar. Zorlanmaya gerek yok. 1 kilo ile mi başladınız? Her antrenmanda artırarak gideceksiniz. Yani bugün ben 1 kilo ile squat yaptım diyelim. 3 gün sonra tekrardan squat antrenmanım var. Ben onu 2 kilo ile yaparım. Neden? Çünkü kaslarım gelişsin, vücudum gelişsin ve hedefime ulaşabilmek için. Şimdi sizlere de dumbbell ile sıkılaşma antrenmanınızda ve yaptığınız diğer antrenmanlarda başarılar diliyorum. Progressive overload yapmayı unutmayın. En önemli şeyi de söyleyeyim tekrardan. Bana göre sol, size göre sağ tarafta ısınma antrenmanımız var. Antrenmana başlamadan hemen önce onu yapın ki sakatlanmayın. Dumbbell sıkılaşma antrenmanımızın ilk hareketine sıra geldi. Dumbbell front squat. Dumbbell front squat yaparken dumbbellları aldık her iki elimize. Omuzlarımıza yasladık. Bacaklar omuz gevişliğinde açık. Evet, aşağı doğru iniyoruz. Bacaklarınız burada kapanmasın içeri doğru. Dışarı doğru açın ve yukarı doğru kalkın. Hareketi yaparken aşağı doğru indiğinizde beliniz düz ve nötr, öne veya geriye olmasın. Hareketi nötr, düzgün bir şekilde yapıyorsunuz. Eğer ilk kez yapıyorsanız bu hareketi, kendi vücut ağırlığınızla başlayın. Sonrasında başlayabileceğiniz en düşük ağırlıkla başlayarak, ilk videoda anlattığım gibi ağırlıkları artarak devam edin. Bu hareketi 3 set 20 tekrar yapabilirsiniz. İkinci hareketimiz dumbbell reverse lunge. Dumbbell reverse lunge yaparken dumbbellları aldık. Yanlarda duruyorlar. Bacağın birisi önde, diğeri geriye doğru adım atıyor. Arkadaki diziniz yerle hafif bir temas halinde.
diziniz yere çarpmasın. Kontrollü bir şekilde tekrardan kalkın. Bacaklarınızı teker teker değişerek de yapabilirsiniz veya aynı bacağı belli bir tekrar yapıp sonra diğer bacağa geçebilirsiniz. Hiç fark etmez. Hareketi yaparken tekrar söylüyorum. En çok dikkat etmeniz gereken şey dizinizi yere çarpmayın. Yere hafifçe dokundurun ya da yaklaştırın. Gövdeniz hareketi yaparken öne eğilmesin. Geriye doğru gayet dik bir şekilde durun. Bu hareketi yaparken 3 set 15 tekrar yapabilirsiniz. Kolay gelsin. Üçüncü hareketimiz stiff leg deadlift. Stiff leg deadlift yaparken aşağı doğru iniyoruz, önce ağırlığımızı alırken dizler bükülü, yukarı doğru kalktık. Hareketi yaparken bacaklar omuz genişliğinde açık, karın sıkı, gövde düz ve yere paralel bir şekilde. Hafif dizler bükülebilir ya da hiç bükülmeyebilir. Düz bir şekilde olması daha iyi olur. Ve bu şekilde tekrardan kalkıyoruz. Hareketi yaparken bakışlar ileri doğru. 3 set 20 tekrar yapabilirsiniz. Eğer ilk kez başlıyorsanız lütfen başlayabileceğiniz en düşük ağırlıkla başlamayı unutmayın. Conventional deadlift'ten farklı olarak, şimdi conventional deadlift yaparken dizler bükülü oluyor. Bunu yaparken ama dizler bükülü olmayacak. Fakat çok az bükme şansınız var. Kolay gelsin. Dördüncü hareketimiz Dumbbell Frog Pump. Dumbbell Frog Pump yaparken dumbbellları aldınız, karnınızın biraz alt kısmına koydunuz. Ayak tabanlarını birleştirdiniz ve kalçayı yukarı kaldırıp birkaç saniye bekleyeceksiniz. Sonrasında yavaşça kalçanızı aşağı indiriyorsunuz. Eğer bu hareketi ilk kez yapıyorsanız vücut ağırlığınızı yapabilirsiniz. Ya da ağırlıklarla yapıp ağırlıkları düzenlemek artırabilirsiniz. Hareketi yaparken 3 set 20 tekrar yapmanızı öneririm. Bütün göstermiş olduğum bütün bacak hareketlerinde bacak kalça enfes bir şekilde çalışıyor. Bu da onlardan bir tanesi. Özellikle kalça için. Beşinci hareketimiz dumbbell floor press olacak. Sırt üstü uzandığım el tabanları bir yerde. Dumbbellarımı elime aldım. Dirseklerimi büküyorum. Üst kolum omzumun hizasını takip etmeyecek. Biraz daha aşağı doğru açılı duracak. Çok güzel. Buradan iki elim paralel göğsümün hizasında yukarı doğru ittiriyorum ve dumbbellları hafif birbirine yaklaştırıyorum. Bu noktada dumbbelllar çok fazla aşağı doğru hizalanmayacak ya da başıma doğru yakın olmayacak. Göğüs ucumun hizasında kalacak. Buradan dirseklerimi yanlara doğru açıyorum. Aşağı doğru indirdim ve tekrar ederek hareketi tamamlıyorum. Bu hareketi 3 set şeklinde uygulayabilirsiniz ve 12 tekrarla devam edebilirsiniz. Altıncı hareketimiz dumbbell row. Dumbbellımı aldım. Yan formda gösterelim. Süper. Gövdem dik, yaklaşık yere paralel olacak şekilde eğildim. Nasıl destek rahat alabiliyorsanız o şekilde uygulayabilirsiniz. Kolumu aşağı doğru sarkıttım. Kürek kemiğimi vücudumdan uzaklaştırıyorum. Aşağı doğru sarkıtabildiğim kadar sarkıttım. Buradan dirseğimi bükerek geriye alıyorum. Kürek kemiğimi arkada sıkıştırıyorum. İkisini birbirine yaklaştırıyorum. Ve burada dirseğimi çok fazla dışarı açmayacağım. Yaklaşık vücuduma yakın tutmam yeterli. Tekrar aşağı indirdim. Kürek kemiğimi uzattım. Ve geri çekiyorum, sıkıştırdım. Diğer elinizle dengenizi sağlayabiliyorsanız dizinizden destek alabilirsiniz. Ya da elinizde diz hizanıza yakın bir sandalye, koltuk kenarı vesaire varsa oradan destek alabilirsiniz. Çalışmayı 3 set şeklinde uygulayabilirsiniz. Her iki tarafa da 12 tekrar denk gelecek şekilde tamamlamayı unutmayın. 7. hareketimiz dumbbell overhead press. Güvenli bir şekilde dizlerimi büktüm, ağırlıklarımı aldım. Dirseklerimi büküyorum ve ağırlıkları omuzlarımın hizasına getiriyorum. Buradan yukarı doğru başımın üstüne ittireceğim dumbbellları. Kollarımı düz bir şekilde kaldırdım. Birkaç referans noktası vermek istiyorum. Kaldırdığım zaman dumbbelllar başımın çok fazla önüne ya da gerisine gitmeyecek. Özellikle gerisine giderken bel boşluğumu açmayacağım. Buradaki pozisyon nötr olacak. Mümkün olduğu kadar kollarım kulaklarımın hizasında olacak. Bu hareketi yaparken indirdiğim aşamada çok fazla beklemeyeceğim. Ve mümkün olduğu kadar dumbbellları omuz hizasına kadar indirmeye çalışacağım. 3 set uygulayabilirsiniz, 12 tekrar uygulayabilirsiniz. Kolay gelsin. Sekizinci hareketimiz plank. Hemen şınav pozisyonuna geliyorum. Burada dirseklerimi büküp ön kolumu yere koydum. Bu hareketi yaparken kalçamı çok fazla aşağı indirmeyeceğim.
ağırlıkları kaldırmayacağım. Mümkün olduğu kadar bacaklarım gövdemi takip ediyor blok halinde. Karnımı, kalçamı sıktım. Kürek kemiklerini birbirinden uzaklaştırıyorum. Ve dirseklerimle yeri ittirerek vücudumu sıkı bir şekilde tutuyorum. Bu çalışmayı 1 dakika olacak şekilde 3 set uygulayabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin. 9. hareketimiz Mountain Climber. Şınav pozisyonuna geldim. Dirseklerim gergin bir şekilde, kürek kemiklerimi birbirinden uzaklaştırdım, ittiriyorum yere, sıktım karnımı, kalçamı, bacaklarım yine blok halinde gövdemi takip ediyor. Kalçamı aşağı indirmiyorum ya da çok fazla abartarak yukarı kaldırmıyorum. Dizlerimi tek tek karnıma doğru çekiyorum. Şimdi bu hareketin açıları ve tekniğiyle ilgili bir gösterim. Bunu uygularken maksimum tempo ile uygulamanızı istiyorum. Hızlı bir şekilde 30 saniye uygulayabilirsiniz ve 3 set uygulayabilirsiniz. Set arası dinlenmelerinizi 60 veya 90 saniye yapabilirsiniz. Eğer yeterince ağır çalışmadıysanız dinlenmenizi biraz daha kısa tutabilirsiniz. Setlerimizi tamamladıktan sonra bir hareketten diğer harekete geçerken araya 2 dakika dinlenme yerleştirebilirsiniz. Eğer ağırlıklarınız çok fazla değilse, kullandığınız ağırlıklar sizi çok zorlamadıysa 2 dakikaya kadar beklemenize gerek yok, daha kısa tutabilirsiniz. Dumbbell sıkılaşma antrenmanımızın sonuna geldik. Umarım sizler için verimli geçmiştir. Ve umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki antrenmanda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.